Ginseng kullanım alanları, faydaları, zararları ve sıkça sorulan sorular. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal tedavi yöntemlerinde uzun süredir kullanılan mucizevi bir bitkiden bahsedeceğiz. Ginseng. Bu videoda bu şifalı bitkinin hangi durumlarda kullanıldığını, sağlığa olan faydalarını ve dikkat edilmesi gereken yan etkilerini konuşacağız. Ayrıca sıkça sorulan soruları da cevaplayacağız. Bu önemli bilgileri kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kullanım alanları. Bu bitki Asya ve Amerika'da yüzyıllardır çeşitli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. En bilinen özelliği enerjiyi artırması ve yorgunluğu azaltmasıdır. Aynı zamanda zihinsel performansı destekleyen etkileriyle de öne çıkıyor. Özellikle odaklanma ve hafıza sorunları yaşayanlar için doğal bir destekleyici olarak kabul ediliyor. Enerji artışı ve yorgunluk azaltma. Yoğun iş temposunda çalışanlar ve sporcular için ideal bir takviye. Bağışıklık sistemi destekleyici. Hastalıklara karşı vücudun direncini artırdığı bilinmektedir. Zihinsel performans. Konsantrasyon ve hafıza üzerinde olumlu etkiler sağlar. Cinsel sağlık. Hem erkek hem de kadınlarda cinsel isteği artırıcı etkisiyle dikkat çeker. Faydaları bu şifalı bitkinin en dikkat çeken faydalarından biri enerji seviyelerini dengelemesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde vücuttaki serbest radikalleri nötralize eder ve hücresel hasarı önlemeye yardımcı olur. Cilt sağlığına da katkı sağlar ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Stres yönetimi, anksiyete ve stres düzeylerini azaltır. Cilt sağlığı Antioksidan içeriğiyle yaşlanma karşıtı etkiler sunar. Zararları ve yan etkiler. Her doğal ürün gibi bu bitkinin de yanlış veya aşırı kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir. Özellikle uzun süreli ve yüksek doz kullanımı uykusuzluk, baş ağrısı ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Tansiyon sorunu olanlar ve hamile kadınların kullanmadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Yan etkiler: Uykusuzluk, baş ağrısı ve mide bulantısı. Kimler kullanmamalı? Hamileler, tansiyon hastaları ve kan inceltici ilaç kullananlar dikkatli olmalıdır. Nasıl kullanılır? Bu bitkiyi kullanmanın birçok farklı yöntemi bulunur. En yaygın kullanım şekilleri çay veya kapsül formundadır. Kapsül ya da tabletler günlük kullanım için pratik bir çözüm sunarken çay olarak demlendiğinde rahatlatıcı bir etki yaratır. Ancak hangi formda olursa olsun doğru dozajı ayarlamak çok önemlidir. Genellikle günde 1-2 gram önerilmektedir. Kapsül ve tablet pratik ve ölçülü kullanım sağlar. Çay demlenerek tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır ve sakinleştirici etki sunar. Sıkça sorulan sorular. Şimdi sizlerden gelen bazı soruları yanıtlayacağız. Her gün kullanabilir miyim? Evet, ancak önerilen dozun dışına çıkılmamalıdır. Günde 1-2 gram genellikle yeterli olur. Çocuklar için güvenli mi? Genellikle çocuklar için önerilmez. Kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Ne kadar sürede etkisini gösterir? Düzenli kullanımla birlikte birkaç hafta içinde etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ginseng hakkında başka sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.